Herkese iyi günler arkadaşlar. Sıfırdan C# eğitim videosuna devam ediyoruz. Bu videomuzda mantıksal operatörleri sizlere göstereceğiz. Mantıksal operatörler birçok alanda sizlere yarar sağlayacaktır. Kullanmazsanız sorun çıkartacaktır. Ve veya ve değil değil bla bla bla. Şimdi nerede kullanabiliyoruz? Lisanslama sistemlerinde kullanabiliyoruz. Diğer şeylerde de kullanıyoruz gerçi de. Şu an lisanslama sisteminde örnek vermişim mesela ben. Veya şöyle yapabiliriz. Veri tabanı işlemlerinde eğer şuysa şu değilse if'lerin içinde kullanabiliyoruz. İlk başta ve veya ve veya'yı kusura bakmayın arkadaşlar, biraz boğazım ağrıyor. Saat 3 saattir eğitim videosu çekiyorum da. Ve veya'yı yapacağız arkadaşlar. Hemen bir örnek yapalım. Ya da şöyle yapalım. Buradaki işlemlerden yapalım. Nasıl diyeceksiniz? Şöyle. Tamamdır. Diyelim ki if label text labelin text'i eşitse neye? 25'e. Ne kullanacağız biz? Ve. Eşitse ve nerede bizim? Şurada. Eşitse 25 eşitse ve label 2 nokta text eşitse 24'e. Değil. Yanlış yaptık. Neden diyeceksiniz? Biraz saçma oluyor. Onun için label 2 label 1 oldu. Label 1'de biz ne yapalım biliyor musunuz? 23 verelim. Diyelim ki label 1 25'e eşitse ve label 1 nokta text eşitse 25'e eşitse tabii ki. Şimdi text string görüyoruz. Dedim ki label 2 nokta text demin yanlış söyledim bu sırada. Düzeltemedim. Şimdi düzelteyim. Label 2 nokta text 25 eşitse ve label 1 text 25 eşitse. Yani ikisi de eşitse diyorum. Onun için ne yapıyoruz biz? En son bir saniye. Toplama işlemi yaptıracağız. Çap eksi işlemi yaptırmayalım. 25'e eşitlememiz lazım değil mi? Yani 20 artı 5. 5. Buraya bir breakpoint koydum arkadaşlar. Neden koyduğumu da söyleyeceğim. Hesapla dedik. Buradan bize gelen değeri aynı zamanda hiç bakmadan şöyle bir güzelliği var. Quick Watch diye. Ctrl D ve Q'dan getirebiliyoruz bunu. False değer geldi. Yani ikisinden biri değil. Fakat ben bunu 23 deseydim bana de değeri döndüreceği değer neymiş? Gene falsmış. Niye? Label 2 nokta 25 23 tamam. Şu an false değer var. Devam ettirdiğimde direkt else olsaydı else düşecekti. Devam edecekti. Tamam. Şöyle yapalım. 23'ü 25 yapalım. Ve bakalım şu an ne gelecek. 26.5 ve olaylarını bu şekilde kullanabiliriz.
şöyle ortaya getirdiğimizde fals olduğunu görürsün. Niye fals geliyor bilmiyorum. Ve olaylar bu şekildedir arkadaşlar. Bunda hepsini kullanabiliriz. Veya'yı da kullanabiliriz. Şu veya alıyor. Şuraya sadece şu işaret yaparız. Bunu da alt kere tire tuşuna bastığımızda yapabilirsiniz. Veya burada diyoruz ki label 2'nin değeri 25 veya label 1'in değeri diyoruz. Bize burada ne değer veriyor? Büyütme burada içine girmesi lazım diye tahmin ediyorum. Tamamdır. 25 içeri girdi. F10'la devam ediyoruz. İçeri girdi ve çıktı. Fakat şöyle yapalım. Label 225 hangisi? Şimdi ise 20 label ne yapıyoruz? 222 yaptık. İçeriye girdi mi tam bilmiyorum. Bakmam lazım. Geç orada örnek de yazabiliriz. Ya, mesaj basacak. Tut vesaire. 25, 5 yaptığımızda F10'la devam ettiğimizde yine içeri giriyor. Çünkü ne dedik burada? Yani bu veya şu x'ten biri olursa gir içeri. Yani x'te olmasına gerek yok. Veya'yı bu şekil ve değil operatörü var. Değil ise var. Ve değilde de şöyle bir olay var. Onu da gösterdim. İki tane diyoruz. Ve değilse. Yine bir breakpoint çakalım şuraya. Gösterme amaçlı. 25, 25 dedik. İçeri girmedi. Görüldüğü üzere. 25, 25 dedik. 25 girmez. Neden diyeceksiniz? 20 ve değil ise. Değil ise de bu şekil else düşüyor. Sonra ne vardı? Değil. Heh. Değil olayını genelde kullanıyorum arkadaşlar ben. Onu söyleyeyim. Yani diyorum ki normalde eşit eşitse mesela label 2 nokta text eşit eşit de 25 ediyoruz ya. String'ti bu. Label 2'deki değer 25 ise dedik. Okey. Sonra ne yapıyoruz? Else diyoruz. Örnek verin bir olayda. Eğer 25 eşitse bir şey yapma. Ama else ise bla bla yap. Bunda else'i kullanmadan da bunu mesela yapabiliriz. Nasıl yapıyoruz? Diyoruz ki değilse diyorum yani 25 değilse bu else'tekini yap. Ne oldu? Else'i kullanmamıza gerek kalmadı. Değilseni bu şekilde kullanabiliriz. Else'i uçurmak için kullanabiliyoruz rahatlıkla. Örneği yapalım. Değilse olayını yapalım. Değilse direkt ne olacak? F10'a devam ettik. Text ne? Label ne alakalı? Ha. Pardon arkadaşlar. Bir saniye. Şuradan yanlış yaptım. Tabii ki. Onun için label bla 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 yapıyor. 25, 25 diyelim. Ne yaptı bize? Boşluk vermiş bir tanesi. Ne alaka boşluksa?
Şuraya ortaya geldiğimizde turuyor. Yani 25 eşit değil. 25'e eşit değilse, şu an 25'e niye eşit değil biliyor musunuz? Şu boşluktan dolayı. O boşluğu alalım biz en iyisi. Fakat o boşluk nereden geliyor? Şimdi şu ve şu. Normalde o boşluk gelmemiş lazım. 20 ve 5. Burada bir boşluk olduğundan dolayı 25 olarak şey yapmıyor. 22 mesela. Label KinotaText'te bir anormallik var ama onun için şöyle yapacağız. Boşluk veriyor arkadaşlar. Onun için label'lık trim diye bir fonksiyon var arkadaşlar. Trim temizliyor arkadaşlar boşlukları vesaire diye hatırlıyorum. Yanlış hatırlamıyorsam eğer 25 eşit değilse 25 1 şu an eşit olmaması lazım değil mi? Hangisi? Eşit değil zaten. 26 eşit değilse direkt ben buraya geldi göreceğiniz üzere. Değil ise operatörünü bu şekilde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Else'i uçurabilirsiniz. Boş boş kod yazma olayından kurtulursunuz arkadaşlar. Mesela burada ne diyelim biz? Mesaj box dot show. Bu eski kullanım mesela. Ebu Bekir bastama nasılsın dedik. Değil mi? Bir de şöyle kullanımını fakat hangi sürümdeydi o? Buna değil miydi? Şöyle kullanım da var fakat bu şeyde bu şey olması lazım diye hatırlıyorum. Hangi sürümdeydi? 4.7, 4.6'da mıydı? Tam hatırlamıyorum. Bu şekilde kullanabiliyoruz. Direkt süslü parantezler vesairesini yapmadan bir saniye şöyle yapalım bir. Normalde önermesi lazım. Microsoft amcanın bize. Fakat bizim sürümümüz kaçtı? 4.6'daydı galiba. Application build. Application 4. 4.7 yok muyum şöyle? Yanlış mı hatırlıyorum tam bilmiyorum ama direktme şu süslü parantezleri de kaldırabiliyoruz arkadaşlar sürümde. Şöyle bir şey olması lazım. Bu değil. Ha neyse sonraki eğitim videomuz şeylerde gösteririz onları. 4.6'daydı galiba o özellik. Hiç sevmediğim bir özellik açıkçası. Ha neyse. Şimdi bu şekilde değilse operatörle null coals inc null coals inc'i de kullanıyoruz arkadaşlar. Nerede kullanıyoruz derseniz buradaki ilk başta bir örneği göstereyim. Ondan sonra da göstereceğim. Null coals inc'i. Nerede kullanmışım burada? Bir görebilsem. Tamam. Evet. Tamam veri yok yazıyorsa kapat diyoruz. Burada bize null kullanıcı operatörümüz yardımcı olarak null ise yanındaki yazıyı direkt var değişkenine atıyor. Şimdi şöyle yapalım. Data value'su ha burada kullanmışım. Asıl olay burada. Yani null ise diyoruz. Zaten yazıyor. Tamam.
Şimdi bunu nasıl yapabiliriz? Ne oluyor size? Şöyle örnek vereceğiz arkadaşlar bunda. Bunları bir silelim. Bir değişken verelim arkadaşlar. Değişken üzerinden göstereceğim. Veya da yok. Niye ki? Niye değişken üzerinden yapalım? Textbox bir nota text'in eşittir. Null verelim. Okey. Diyelim ki eğer demeyelim. Ne olarak gelmiş? Tamam. Yani diyoruz veri yok. Tamam. Biz şöyle yapalım. Veri yok demişiz ya burada. Veri yazdırmışız. Aynen. Variable değer diyelim. Eşittir. Değeri textbox 1 nokta text. Burada ne demişim? İki soru işareti. Yani bizim şurada gösterdiğimiz aritmetik değil. Ne operatörleri bunlar? Hani eşit değil vesaire null olayında. Null ise textbox null ise textbox null diyoruz. Burada if'te nasıl kullanabiliriz diyeceksiniz. Textbox 1.text soru işareti şöyle miydi? Bir saniye arkadaşlar. İzni oldu galiba. Hanesi. If'te kullanmayalım. Birçok şeyde kullanmıştım ben. Biraz daha ilerisi C# geliyor bir açıyor. Hanesi. Textbox. Yanlış yazmıyorum ya. Textbox null. Bunu da bir message box'la çakalım. Görelim. Yo, message box ne diyor? Kompetentlerimiz var ya. Label 2 nokta text'imize ne yapalım? DGR'nin toString'ini çakalım ve gösterelim. Textbox şu an DGR'ne geldi. Ona bakacağız ilk başta. Şu an null değil. Neden null değil? Textbox'ımız da mı? Anormallik var anlamadım ben. Textbox'ımız hiç null olmuyor maşallah. Tamamdır. Devam ediyoruz arkadaşlar. Bakalım. Şimdi null olabilecek mi? Yolda boş olmamasaydım ya. Bundan bir anlamı yok mu? Her neyse. Şu an null olması lazım textbox'ın. Ama null değil her neyse. Şu an textbox null. Tamam. Ha. Variable tamam. Tamam. DGR tabii bir şey yazmadı. Tamam. Olayımız bu arkadaşlar. Fakat textbox olayında bir anormallik olduğu için sizinle
görme babında bir string'e string asd eşittir null vereceğim. Textbox'tan anlayamadım neden olduğunu. ASD'ye bakacağız arkadaşlar. ASD DGL vesaire. Şimdi labelimize bakalım. Textbox null görüldüğü üzere bu şekilde oldu. Tüm olması lazımdı ama neden olmadı bilmiyorum. Aslında if'te de kullanabiliriz. Eğer null değilse. Yani burada diyoruz ki burada da dediğimiz üzere operatörümüz veri yok yazdıracak çarçur diye. Eğer null ise sağ taraftakini sol taraftakini hop yazdır kaptır gitsin muhabbeti. Sonra karşılaştırma operatörleri arkadaşlar olayımız var. Karşılaştırma operatörlerini bir sonraki eğitim videomuzda göstereceğiz arkadaşlar. Herkese hayırlı günler diliyorum.